Herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci dönem, birinci yazılı kampı. 9. sınıf matematik yazılı yazılıkla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, öğrenci notlarıyla sorularıma geçmeden önce takvimimize bir bakalım. Ve derslerin şahıyla ne yaptık arkadaşım? Artık yazılı kampına başladık. Bakın dersler değil, artık tamamen yazılıya odaklandık. Bu altı gün boyunca ne var arkadaşım? Yazılı kampımız var. Bütün derslerden ayrı ayrı sana videolarımız var. Almanca bile var. Sakın kaçırma diyorum. Ve yazılı provalarıyla başlayacağız. Ne var arkadaşım? Bir de Tonguç Plus'ta iki katı kadar yani iki tane yazılı provası var. Onu da izleyebilirsin. Tonguçakademi.com'a girerek ziyaret edip oradan da bakabilirsin. Bunu söyledikten sonra son bir de şunu söyleyelim arkadaşlar. Burada da arkadaşlar bugüne kadar Dinamo kitabımızdan 9. sınıf Dinamo kitabına ödevimizi vermiştik. Ve arkadaşım ödevlerde de hep söylemiştik yapın yapın demiştik ve bizi diğer YouTube kanallarından ayıran fark neydi? Ödevlendirme sistemiydi. Şimdi bugün de size yine ayrı bir şekilde bir tane daha ayrıntı bizim özelliğimizi göstereceğim. Diğer kanallarda olmayan onu da birazdan söyleyeceğim. İnşallah ödevleri yapmışındır. Aslında sana söyleyeceğim. Şu an buydu ödevleri Bugüne kadar sırasıyla geldiysen, yaptıysan süperdir. Peki bugüne kadar ne görmüştük? Bir de onu söyleyelim. Şurada içindekilerden, içindekiler kısmından söyleyelim. Arkadaşlar mantık konusuyla başlamıştık. Ve burayı birinci dönem halletmiştik. Sonra kümeler vardı halletmiştik. Ve üçüncü ünite aman Allah'ım. Denklem ve eşitsizlikler ünitesi. Problemleri de içine alan ve ta üçgene kadar geçen bir üniteydi ve çok fazlaydı. Ve burada da arkadaşlar rasyonel sayılar, üstü sayılar, birincileri mutlak değer. Buraların hepsini ilk dönem hallettik. Hatta üstü sayı köklü sayıyı da hallettiğimizi düşünüyorum ve öğretmenlerimizin oran orantıdan başlayıp ve problemlerle devam eden kısımdan soru soracağını düşündüğüm için yani 4. üniteye geçmeden 3. ünitenin oran orantı ve problemlerinden soru soracağını düşünüyorum. Bu arada bazı okullarımız üçgenlere geçmişler. Geçmişlerse de oradan da size açı sorusu sorulacağını düşünüyorum. Ve açı sorusuyla da ilgili sorum yine yazımızda mevcut. Hemen vakit kaybetmeyelim başlayalım. Oran orantıyla başlayalım. Sonrasında problemleri yapacağız. Ve süper bir şekilde de bitirmiş olacağız. Hemen hazırız artık. A bölü B neydi arkadaşım? Orandı. Peki orantı neydi? Oranların eşitliğini biz orantı diyorduk arkadaşım. Orantı dediğimizde ne olacaktı? Hemen bakıyorsun. A bölü B, C bölü D, E bölü F, K'ya eşitse işte bu K'da benim için orantı sabitiydi. Ve arkadaşlar çok dikkat edin. Burada herhangi bir orantıda oranlarımın her birinin kuvvetlerini alsam. 2A bölü 2B yapsam. Bir şey değişir mi? Değişmez. K değişir mi? Değişmez. Hiçbir şey değişmeyeceği için sen bunların ister eksili kuvvetlerini, ister artılı kuvvetlerini al. Yan yana toplayınca bizim orantı sabitimiz yine değişmiyordu aklında kalsın. Ve arkadaşım o meşhur matematiğin içler dışlar çarpımı nereden geliyordu? İşte oran orantıdaki içler dışlar çarpımı muhabbetinden geliyordu. Sakın burayı kaçırma arkadaşım. Bunlar dışlar bunlar içler olduğu için içler dışlar çarpımı yaparsın. Ve bir oranda oranın sen ne yaparsan kuvvetini alırsan o zaman oran oran sabitinde kuvvetini almak zorundasın dedik ve gençlik Ve problemlerin altyapısı tamamen burasıydı. Neydi orası? Doğru orantı. İki çokluk aynı anda artıyorsa, biri artarken diğeri de artıyorsa. Mesela ne kadar çok çikolata yersen o kadar çok kilo alırsın. Ve pek altta ne kadar az yemek yersen o kadar kilo verirsin. Bakın az yemek kilo vermek ikisi de aynı yönlü. O zaman bunlar doğru orantılıydı. İkisi de aynı anda düşüp ikisi de aynı anda artıyorsa Bakın doğru orantıyı sakın karıştırmayın ters orantıyla. Ve doğru orantıda bölme vardı arkadaşım. A bölü B C bölü D yapıyordun. Yine orantı sabitini koyuyordun. Ve burada unutma A eşittir B çarpı kaydı. D eşittir de C eşittir de D çarpı kaydı. Unutma biri B çarpı K biri de D çarpı K aklında olsun. Ve bunun grafiği nasıldı? Grafiği bunlar doğru orantılı olduğu için böyle düz bir grafikti diye söyleyebilirim. Ters orantı neydi? Ters orantıda ne yapıyordun arkadaşım? Biri artarken diğeri azalıyor ya da biri azalırken diğeri artıyordu. Bunlar da ters orantıydı. Mesela elinde bir yem varsa, yem varsa ne kadar mesela 10 günlük yemse gün sayısı arttıkça ne yapardı arkadaşım? Benim daha doğrusu kişi sayısı arttıkça kişi başına düşen yem sayısı azalırdı. Bak kişi sayısı artıyor, yem sayısı düşüyor. Kişi başına düşen yem sayısı düşüyor. Bunlar da birbirine ters orantılı aklında olsun. Mesela evde diyelim ki 10 tane poğaça var. E, 5 kişisin. E ne olur kişi başı 2 tane düşer. Ama 2 kişiysen kişi başı 5 tane düşer. Bak kişi sayısı azalıyor. Poğaça sayısı artıyor. İşte burada ters orantı var arkadaşım unutma. Ters orantında önemli kısmı çarpma. Bak 10 eşittir 2 kere 5. 10 eşittir 5 kere 2. 2 kişiysen 5 tane yersin. 5 kişiysen iki tane yersin. Bakın ikisinde de cevap ne oluyor? On oluyor. Çarpma olduğunu unutma. Burada da kesinlikle k demiyorduk. İkisinin de ortak katı diyorduk. Mesela yaşlarıyla orantılı, 3 ile orantılı. Sana bir şey derse, 3 ile 5 le orantılı yaş varsa, sen oraya ters orantılıysa 8 k demiyorsun. Ne yapıyorsun diyorsun? Bakın 3 çarpı a eşittir 5 çarpı b diyorsun ve bunların ortak katı 15 k diyorsun. O zaman diyorsun ki. Bu adam 5K'dır, buraya da ne diyorsun? Bu adam 3K'dır diyorsun, haberin olsun. Ve bunun grafiği nasıldı? Bunun grafiği de, bakın X'lerim arttıkça Y'lerim azalıyordu. Böyle bir grafikti, bu da grafiği görünce aklında olsun. Ve de çok önemli bir e, ne vardı? Doğru orantı, ters orantının bileş, bileşik orantı vardı. O da neydi? Birinci iş bölü, ikinci iş eşittir ne yapıyorduk? Birinci işle ilgili her şeyi yazıyordun. Neydi o? İşte kaç gün, kaç insan, yüzde kaçla çalışıyorlar. İşte kaç saat çalışıyorlar günde. Bütün her şeyi buraya yazıyordu. Ne yapıyorlardı mesela? 100 metre duvar örüyorlardı. Veyahut da ikinci adam kaç gün, kaç dakika istedi. Bu da ne yapıyordu arkadaşım? Bu da yine bütün her şeyi yazıyordun. Ve buraya da o da 250 duvar örüyordu. O zaman ne yapıyordun? Bunları bölülü yapıyordun. 100 bölü 250. Ve her şey orada bilinmeyeni zart diye buluyordun. Şimdi üçüncü ünitedeyiz. Ne yaptık? Oran orantıyı bitirdik. Sayı kesir yaş problemleri vardı. Burada dikkat etmez sayı problemlerinde. Bir sayının 3 katının 5 fazlası derse bir sayıya x dersen 3 katının 5 fazlasını alıyordun. Bir sayının kübünün 3'te biri derse bir sayının kübünün 3'te biri derse çarpı 1 3 de yapabilirsin. Direkt 3'e de bölebilirsin demiştik, geçmiştik. Ve kesir problemlerinde verilen kesirli ifadenin paydalarını çarparak söylenen işi, testi çubuğu, yolu vesaire hepsini K'lı yazıyoruz. Mesela diyor ki bir çubuğun ya da bir yolun önce 1 bölü 10'unu sonra 1 bölü 4'ünü gitti. O zaman sen oraya 40 K de. Anladın mı? 10 hem ona bölünüyor hem 4'e bölünüyorsa sen oraya 40 K de rahat et kafan rahat olsun. Ve de arkadaşlar 3 bölü 7 demek bir sayıyı 7'ye böl 3 ile çarp demek unutma aklında olsun. Mesela 70 sayfalık bir kitabın ben 3 bölü 7'sini okudum diyorsam 3 bölü 7'sini okudum diyorsam o da nedir arkadaşım? 7'ye böl 3 ile çarp ben 30 sayfa okudum demektir. Geçelim yaş problemlerine. Seneler geçse de 2 kişi arasındaki yaş farkı değişmez. O zaman x eksi y 2 kişi ise bunların farkı 3 ise 10 yıl sonra da yine yaşları farkı aynı olacak. Bugün 5 kişinin yaş ortalaması kaysa 3 sene sonra k artı 3 olur arkadaşım. Ne kadar sene geçerse ya da ne kadar sene geri gidersen ona göre de değişiyor. Biri diğerinin yaşına geldiyse veya biri diğerinin yaşındayken sorularında bir taktiğimiz vardı. Büyük olana x artı a küçük olana da a x diyordun olayı bitiriyordun. Ve de arkadaşım geldim şu müthiş olaya geldik şu müthiş olaya bir babanın yaşı x'e çocuklarının 3 tane çocuğun yaşının toplamı. Bak 3 çocuğun yaş toplamı y ise 3 sene geçerse baba 3 yaş artar yaşları toplamı ama 3 tane çocuk olduğu için 3 kere 3 9 o zaman ne olacak? 9 artar yaşları toplamı 3 tane çocuğun aklında olsun. Ve problemlerimde nereye geldim? Yüzde karışım problemlerine geldim. Hemen bakalım ne yapacağım? Bir de kar zarar var burada onu da anlatalım. Orada burada çok karmaşık olmasın diye yazmadım. Bir sayının bir A sayısının yüzde x'i derse ne yapacaksın? Bir bölü yüzde x derse pardon x çarpı bölü 100 yapıyorsun. Yani yüzde problemleri aslında kesir problemleri gibiydi. Hemen x bölü 100 yapıyorsun. Peki daha fazlası derse a sayısına ne yapıyorsun? a'nın yüzde x'i kadar ekliyorsun. Veyahut da a sayısından ne yapıyorsun? Yüzde x'i kadar çıkartıyorsun. E peki arkadaşım peki 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 peki. Yüzde 5 ne demek? 1 bölü 20 demek. Bak artık kesir problemlerinde yüzde 5'ini al derse sen direkt 20'ye bölebilirsin. E bu ne demek? 1 bölü 5 demek. Bu ne demek? 3 bölü 10 demek. Bu ne demek? 3 bölü 4 demek. Yani bir sayının %75'i derse sen o sayıyı 4'e böl 3'le çarp. O da kafi. O da olur. Aklında kalsın. Ve arkadaşım geldiğim kar zarar problemleri. Maliyet nedir? Maliyet senin alış fiyatın. Artı nakliyen. Artı kargo. Artı bahşişler. Ne yapıyorsun artık çalışanlara? Senin cebinden daha hiçbir şey satmadan yaptığın bütün masraflara maliyet nedir? Peki Satış fiyatı ne? Satış fiyatı da etiket fiyatıyla aynıdır arkadaşım. Satış fiyatı senin alış fiyatından kar ya da zarar uygulamandır. Ve biz satış fiyatına aynı zamanda etiket fiyatı da diyebiliriz. Unutmayalım. Ve genelde alış fiyatına biz 100K deriz. Ya da satıştan dolayı alışa gidiyorsa mesela alış fiyatı satış fiyatının %20'si %80'i olan derse mesela o zaman sen satışa 100K dersin. Yani bir bakıma kar zarar problemlerinde yüzde problemidir. Yüzde problemleri de kesir problemidir. Demek ki bunların alayı aslında bir bakıma kesir problemiymiş. Peki karışımda ne yapıyorduk? Su, şeker karışımı ayrı ayrı tablo yapıyorduk. Mesela buraya şeker diyordum. Çünkü benden istenen şekerse buraya da karışım diyordum arkadaşım. O zaman da buna göre hareket ediyordum. Karışımlar homojendir. Mesela yarısını alırlarsa karışımın 400 ise bunun içinde de 120 şeker varsa o zaman senden yarısını alıyorlarsa yarısı 200 gider, şekerinde 60'ı gider, 60'ı kalır. Diğer tahta da 200'ü kalır dedim ve bu şekilde de yapıyorduk. Ve burada en son sana mesela 200'de 60 kaldıysa mesela sana diyordu ki yüzde kaçı şekerdir derse 200'de 60'ı şekerdir diyorsun. E 2'ye iki, bölersen de o zaman 2 ile sadeleştirsen de 30 bölü 100'ü şekerdir yani yüzde 30'u diyebilirsin. O zaman karışım problemlerinde bir bakıma yüzde ise yüzde de o zaman neydi? Kesirdi. Yine bu şekilde yapabilirsin. Şimdi geldik işçi havuza ve hız problemlerine. Bu arada işçi havuzu ben bilerek yazdım. Kitaplarda işçi havuz diye geçer. Ama havuz problemleri artık kalktı. Havuzla ilgili soru gelmiyor. Eski kitaplarda veyahut da bazı kitaplar hala işçi havuz yazıyor. Ben de buraya bilerek yazdım arkadaşlar. Havuz problemleri müfredatta yok. Geçtim. Bir kişi x günde diğeri y günde bitiriyorsa o zaman 1 bölü x artı 1 bölü y çarpı zaman ne yapıyordu? Bir iş yapıyorlardı. Ama ben bunu böyle yapmıyordum. Kesir problemi gibi düşünüyorduk. Ortak bir k değeri veriyorduk. Birisi 5 günde birisi 10 günde bitiriyorsa o zaman nasıl bir iş bu? 10k'lık bir iş diyorduk. 5 günde bitiren günde 2k yapıyordu kapasitesi. 10 günde bitiren günde k kadar yapıyordu demiştim. Bunu da böyle yapacağız diye söylemiştim. Geldim hız problemlerine. Hız probleminde arkadaşım ne var? X eşittir V çarpı T. Tek bir formül vardı. Ve burada unutmaman gereken 1 kilometre 1000 metre 1 saat 60 dakikaydı. Ve özellikle burayı çoğu kişi bilmez. Bunu da bilmen lazım dedim geçtim. Bakın arkadaşlar. Arada sizin bir tane X kilometre yolunuz varsa. Ben birbirlerine karşı geldiğinde de ne olacak arkadaşım? Ben hızlarımı toplayıp o zaman bu yolu bitirmeye çalışacağım. Ben 20 ile geliyorum sen 30 ile toplam 50 ile bu yolu bitirmeye çalışıyoruz diyeceğiz. Peki aradaki bu mesafe x'i ben 50 ile gidiyorsam sen 20 ile gidiyorsan aramda ne var arkadaşım? 30 kilometre hız farkı var. Ben sana ne yapacağım? Her bir saatte 30 daha yaklaşacağım. Peki burası diyelim ki 120 ise bu 120 mesafeyi ben saatte 30-30 yapa yapa kapatırım ve burada yetişirim. Yani kaç saatte ikimizin hız farkı ne yapacak? bu X'i bitirmeye çalışacak. Mesela 30 çarpı T eşittir 120. Buradan da T ne olacak? 4 olacak. Demek ki 4 saat sonra sen bana yetişirsin. Bak mesela burada ha havadan bir soru yazmış olduk. Yani 200. kilometrede ya da bunun 80. kilometresinde yetişmiş olacaklar dedik. Ortalama hız vardı. Toplam yol bölü toplam zamandı. Ve de arkadaşım ne vardı burada? Çok önemli bir şey vardı. O da neydi? Çembersel hareketlerde de ne olacaktı? V1 artı V2 yine düz yol gibi olacaklardı. Çemberi bitirmeye çalışacaklardı. Burada da çemberin bakın burada X yerine ne olacak biliyor musun? Pistin çevresi. Burada da pistin çevresi olacak. Yine burada V1 artı V2 çarpı T olacak. Yine burada da arkadaşım ne olacak? Pistin çevresi bu sefer de V1 eksi V2. Burada V2 daha büyükse V2 eksi V1 fark etmiyor. Çarpı T olacak. Bu sefer de buna tur bindirdiği için yetişmeye çalışacak bütün çevreyi hızları farkı kadar kapatmaya çalışacak dedim ve bu kısmı da bitirdim. Arkadaşım, şimdi buraya kadar hallettik ve arkada çember var. Buraya kadar hallettiğim kısımlardan şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. O da şu arkadaşım. Yazılında oran orantıdan başlıyorsa kesinlikle ve kesinlikle oran orantıdan başlıyorsa şu tarzda yani şöyle A'yı B'yi C'yi bulduracak tarzda Soru oradan kesin çıkar arkadaşım. Bak kesin oradan soru gelir haberin olsun. Ve doğru orantı ters orantıdan yüzde yüz soru sorarlar bir tane dedim geçtim. Sayı kesir problemlerinde yani burada artık ben sana kesin yüzde yüz demiyorum. Hocalarımızın zaten yazılı boyunca soracağı nedir biliyor musun? Yazılı boyunca zaten sana büyük ihtimal altı tane filan problem soracaklar arkadaşım bütün problem sorularından kesinlikle geleceğini düşünüyorum dedim ve geçtim. Ve arkadaşlar yine söylüyorum yine söylüyorum. Buradan da yüzde yüz buradan soru gelir diyorum. Kime? Üçgenler biten arkadaşlara. Üçgenlere geçmiş arkadaşlara kesin buradan soru gelir diyorum. Peki ne gelir hocam? Bak iç açılar toplamı. Üçgenin iç açıları toplamı A artı B artı C nedir arkadaşım? 180 derecedir unutmuyorsun. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Peki dış açıları toplamı nedir? Dış açılar da alfa artı beta artı teta. Bu da nedir arkadaşım? 360'tır. Bu arada bütün çokgenlerin dış açıları da 360'tır. Onu da söylemiş olalım. 360 derece dedim bitti. Ve de burada çok önemli bir kural var. İki iç açının toplamı bir diğerinin dış açısıydı. O zaman alfa neymiş? Bu açının diğerlerinin toplamıymış. Beta neymiş? Bunun haricindekilerin toplamıymış. Teta neymiş? Bunun haricindekilerin toplamıymış. O da A artı B olmuş oluyor. Bu çok önemli bir kural. Lütfen burayı iyi kavrayalım. Buradan kesinlikle soru gelir. Ve açı sorusu sorulacaksa o da ikiz kenarla ilgilidir. İki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere ikiz kenar üçgen denir. Ve burada kimler eşit bunlar birbirine eşitse o zaman gören açılar da birbirine eşittir. Ve ikiz kenar üçgende yaki dediğimiz bir olay vardı. Yaki neydi o? Yükseklik açı ortay ve kenar ortay bunların üçü aynı anda oluyordu. Nerede? İkiz kenar üçgende. İkiz kenar üçgende açı ortay, yükseklik ve kenar ortay birbirinin aynısıdır dedik ve geçtik. Bunu çok kullanırlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ne yapar adam biliyor musun? Şöyle bir şey yapar. Der ki ya burası açı ortay. E burası da yükseklik. Veyahut da açı ortayı vermez. Der ki ya diklik ikiye böldü. O zaman sen ne diyeceksin? Musun? Şununla şu birbirine eşleyeceksin. Ve eşkenar üçgenim var. Üç kenarı da birbirine eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir. E, üç kenar eşitse e, bunları gören açılar da eşit olacak. E, toplamı 180'di. O zaman 60 60 60 olacak. Ve burada bilmen gereken en önemli şeylerden birisi yine bu da kendi içinde bir ikizkenar olduğu için yine yükseklik ikiye bölecek. 30 olacak. 30 30 ve de burası da 30 60, 30 60 90 üçgeninde çıkmış olacak dedim. Bununla ilgili de sorum yine gelecektir ve hocaların açı sorusu soracaksa kesinlikle ve kesinlikle hocaların çok sevdiği yer ve buradan yüzde yüz gelir dediğim kısım ikiz kenar muhabbeti olacak. Çifte katmerli yüzde yüz hoca sorar dediğim kısım burası. Şimdi arkadaşım sorulara geçmeden önce sana şunu söyleyeceğim. Bak burada ikinci üniteyle ilgili hemen konum bittiğinde senin ikinci ünite bittiğinde hemen bak arkada ne var arkadaşım? Yazılı simülasyonu var. Bu yazılı simülasyonunda da yaparsın diye söylüyorum. Sadece üçüncü ve dördüncü üniteden mesul olduğumuz için o yüzden de sadece o kısımlara bakarsınız dedim geçtim. Bak geldim buraya. Ne demiştim? Buradan yüzde çıkar. Hoca, hoca sana sorar dediğim yer işte burası. Nedir o? Ters orantının bu muhabbeti sorulur. Bunu problemleştirebilir de Der ki bir dede ne yapar arkadaşım? Bakın sırasıyla sırayla yani şurası sırayla olacak arkadaşlar. Hah, sayıları sırayla 3-5-10 ters orantılıdır diyor. Bakın şimdi bazen de der ki bir dedi de elindeki cevizleri yaşlarıyla 3-5-10 olan yaşları 3-5 olan ters orantılı dağıtacaklar. Aynı şey hiç fark etmez. Bunun problem tarzında birebir aynısı yapacağın şey şu. X bölü 3 değil ters orantıda çarpma vardı 3x. 5 bölü y değil y bölü 5 değil 5y. Bir de ne olacak 10z. Sırasıyla sayıları sırayla bunlara ters orantılıymış. E peki böyle olunca ne demiştik biz? Bunların ortak katı 3'ün, 5'in ve 10'un ortak katı nedir biliyor musun? 10K'dır. 10, şey 30K'dır. 30K ise bu X 10K'dır. Burası 6K'dır. Burası da 3K'dır dedim. Şimdi bana böyle bir şey vermiş ki vermek zorunda. Hemen onu toparlayayım. 2 kere 10K eksi. Y'ye bakarsam 6K artı nedir? Z'de 3K'dır dedim ve eşittir 34'müş cevabım. E 20'den 6 çıkarsa 14. 3 eklersem 17K eşittir 34 ise o zaman K benim için ne olmuş oldu arkadaşım? K benim için 2 olmuş oldu. K'yı 2 bulduysam bana X'i soruyor. Nedir arkadaşım? X eşittir 10K ise X eşittir 10 kere 2'dir. X eşittir 20'dir. İşte bu kadar. Oran 16 ile ilgili bir şey sorulacaksa senin bunu problem tarzında da sorabilir. Böyle işlemsel de sorabilir. Birebir aynısını yapıyorsun. 3, 5, 10 ters orantılı sayıları yapıyorsun. Küçük kardeş ne kadar aldı diyorsa yaşı 3 olan 10 almıştı. Çünkü niye? Yaşı küçük olan ters orantıda daha büyük alır muhabbeti. Geldim buraya. Bakın şimdi burada yine benim bildiğim sevdiğim bir muhabbet var. O da şu. Bak şimdi burada ne yapacağım? Hemen buraya o da şu. Bak şimdi burada ne yapıyorum? Hemen buraya K diyorum. K dedikten sonra olay şöyle bir şey oluyor. Bak şimdi A eksi 2 bölü 3 eşittir K ise o zaman hemen yazalım. A eksi 2 eşittir 3K'dır. Devam ediyorum. B eksi 1 eşittir 4K'dır. Devam ediyorum. C artı 1 eşittir 5K'dır. Olay bu. 3 tane muhabbetim var burada. Bunları söyledim. Peki adam bana A diyor. A dediğim şey eksi 2'yi karşıya at. Bak ne çıktı? 3K artı 2 çıktı. Eksi 2 parantezinde B dediğim şey eksi 1'i karşıya at 4K artı 1'dir. Artı 2 tane C diyor. C dediğim şey de neydi? Hemen at karşıya C dediği artı 1'i karşıya atarsan eksi 1 olur. 5K eksi 1 olmuş oldu. Cevap kaç çıktı? 18 çıktı. Peki şuraya bakalım hemen. 3K artı 2 eksi 8K eksi 2 artı 10K eksi 2 eşittir 18 oldu. Bir daha söylüyorum. Eksi 2'yi dağıttım. Eksi 8. Eksi 2'yi dağıttım. Artı 1 ile çarparsam eksi 2. 2 kere 5 10K. 2 kere eksi 1 eksi 2 olmuş oldu. Şimdi çok dikkat edin buraya. Çok dikkat edin. 3. 10 daha 13. 8 çıkarsa hop ne kaldı? 5K kalmış oldu. Şu 2 ile şu birbirini götürdü. E geriye sadece eksi 2 kaldı. Attım karşıya eksi 2 artı 2 olarak. 20 oldu. O zaman ne olmuş oldu arkadaşım? K eşittir 5 şey 5 diyorum ya. K eşittir 4 olmuş oldu. Az kalsın yanlış yapacaktık yazıldı. K eşittir 4 olmuş oldu. Her tarafı 5'e böldüğümde K eşittir 4 arkadaşım A kaçtır diyor. A dediğimiz şey neydi? Bir kere daha söyleyelim. 3K artı 2 idi. O zaman A dediğim şey nedir? 3 kere 4 artı 2'dir. A dediğim şey nedir? 14'tür dedim ve olayı bitirmiş oldum. İşte bu kadar arkadaşım. 400 zaten buraya koyduk. 3 kere 4 12. 2'yi karşıya attım. 14 olarak A'yı bulmuş oldum. Ve bir oran orantı sorusunu daha geride bıraktım. Geldik problemlere. Sayı probleminden kesinlikle çıkacağını düşünüyorum. Hemen de böyle bir soru çıkarsa çok güzel olur. Nasıl bir soru bak arkadaşım. 10 öğrenci para toplayıp Tonguç'a hediye almak istiyor. Fakat iki öğrencinin yanında para olmadığından Diğerleri altışar lira daha fazla para veriyor. Bak altışar lira daha fazla para veriyor. Sonrasında da ne oluyor? Bu hediye kaç liradır diyor. Şimdi biz 10 kişi miyiz arkadaşım? 10 kişiyiz. Biz kaç para vereceğiz kişi başı? X lira vereceğiz. O zaman bu hediyenin fiyatı nedir? 10 X'tir. Ama 2 kişinin yanında para yoksa geriye 8 kişi kalır. Ve biz de ne yaparız? 6 lira daha fazla para veririz 8 kişi. Peki ne yaparız? Yine hediyeyi alırız. O zaman arkadaşım bir şey söyleyeceğim. 10 kişi x lira verip aldığı şeyle 8 kişinin para verip aldığı şey birbirinin aynısıysa o zaman bunları birbirine eşitlemez miyim? Eşitlersem 8x'i karşıya atarsam 2x eşittir 48. x eşittir 24 olarak gelir mi? Gelir. x eşittir 24 ise peki hediye kaç paradır diyor. İster alttan yaparsın, ister üstten yaparsın fark etmez. Hediye eşittir neydi? 10 çarpı x'ti. O zaman hediye eşittir. 10 kere 24. O zaman hediye nedir? Hediye 240'tır dedim. Ve bunu da bu şekilde yapmış oldum. <laughs> Geldim kesir problemine. Verdiğim taktiği sakın unutma. Hemen paydaları çarp demiştim. Bak bir otobüs gideceği yolun önce bir falan filan falan filan daha sonra. Ya bakın arkadaşlar yapacağınız şey. Direkt paydaları eşitlemek. Şey paydaları eşitlemek diyor. Payları çarpmak. 8 kere 5 40. Diyorsun ki bu yol 40x olsun. Bak 40x yapıyorum. Hatta şöyle yapsam daha güzel olur bu sorularda. 3 bölü 8'i 8'e ile çarp. Ne yaptı arkadaşım? 8'e böldün 5, 3 ile çarptın 15. O zaman 15 x ile gider. Giderse arkadaşım geriye 25 x yol kalır. Neden? Çünkü sonra kalan yolun diyor. Kalan yolun 2 bölü 5'ini giderse 5'e bölü 2 ile çarp. 10 x oldu mu? Oldu. O zaman 10 x'i de giderse ne olacak? 15 x olacak. Daha sonra ise kalan yolun yarısını gidiyormuş. Daha sonra da kalan yolun yarısını giderse 7,5x'ini gider, geriye de 7,5x yol kalır. İşte bu kadar. Ben olayı buldum. Sonrasında 7,5x kaldığına bakmayın. Çok da sıkıntı değil. Bu gibi sorularda yapmanız gereken buydu. Bunu da çözmüş olduk. Şimdi arkadaşım, ha hatta bu arada ben bunu böyle çözdüm ya. Orada ufak bir şey söyleyeyim sana. Aslında kalan yolunda yarısı diyor ya. Sen buraya 40 değil 80x deseydin buçukla uğraşmazdın. Ben de diyorum ki niye buçuk çıktı? Şurayı unuttuk. Burada da yolun 1 bölü 2'si var ya. Burada da bir yarısı dediği 1 bölü 2. Paydaya çarpmalara ekleyecektim. 80 deseydim burası 30 olacaktı. 50 olacaktı. Burası da 15 çıkacaktı. Sıkıntı yok. 7 buçuk olsa da aynı şey. 7 buçuk x eşittir 120 ise bakın her tarafı ne yapalım biliyor musunuz? Hiç fark etmez. Her tarafı bir 10 çarpalım. Bak 75x neymiş? 1200'müş. Bizim bu arada ne istiyorum ben? 40 istiyorum. Her tarafı bakın bir e, neye bölelim biliyor musunuz? 5'e bölelim. Ya 5'e bölmeyeyim de 25'e bölelim. 25'e bölüp çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Yani demek istediğim şey burada sadece ve sadece yapman gereken ufak bir bölme işlemi hemen 75'i 5'e böldün. Ne çıktı? 15x eşittir. 5'e bölersen burası 240 eder. Yine 5'e bölersen bakın ne oldu? 3x eşittir. 5'e böldüğüm anda 48. X eşittir ne çıktı? 16 çıkmış oldu. Bakın x'im 16 ise o zaman benim yolum neydi yolum? Yol eşittir 40x'ti. Toplam yol, yol kaç kilometredir diyor. O zaman yolum ne olmuş oldu? 40 çarpı 16'dan benim yolum nedir arkadaşım? 6000 şey 640 kilometredir dedim ve soruyu bitirdim. Bir kere daha söylüyorum arkadaşım. Ben burada hemen bu ikisini çarptım. Bir yarısı da diyorsa hemen 15 yapsaydık daha iyiydi. O zaman şöyle çıkacaktı bakın. 15 x eşittir 120. x eşittir 8. x eşittir 8 çıktı. 8 çıkarsın arkadaşım. 80 çarpı 8'den 640'ı yine bulmuş olacaktın dedim ve soruyu bitirdim. Yani diyorum ya 1 bölü 2'yi yazarsan güzel olur. Yazmazsan ufak bir bölme işlemi yapacaksın. Orayı da halledersin diye düşünüyorum. Çünkü ilkokul bölme işlemi yani. Orayı da yapacağız. 5'e bölüyorsun, 3'e bölüyorsun, bir daha 5'e bölüyorsun falan. Geçtim. Şimdi geldim buraya. Tonguç ile Tongül'ün yaşları. Ya bakın arkadaşlar. Yaş problemi falan filan. Bunların hepsi işte yazılı sorusu ya. Bunları ayrı ayrı düşünmüyorum. Kesinlikle hocalar buralardan yazıldı. Kesinlikle problem çeşitlerinden soracaklardır. Ben de yapayım. Tonguç ile Tongül'ün bugünkü yaşları toplamı 41'miş. O zaman arkadaşım birine biri birinden büyük olacak çünkü Tongül, Tonguç Tongül'ün bugünkü yaşındayken yani Tonguç Tongül'ün bugünkü yaşındaysa o zaman Tonguç'la Tongül yapalım şuraya bir de L koyalım. O zaman Tonguç Tongül'ün bugünkü yaşındayken yani Tonguç geçmişe gidiyor. O zaman Tonguç demek ki Tongül'den büyük. Bugünkü yaşları bu olsun. Bugünkü yaşları toplamı neydi arkadaşım? Bugünkü yaşları toplamı gördüğün gibi 2x artı a 41'di. Bana ne diyor bir de? Tonguç Tongül'ün yaşındayken ne zaman? A sene önce. O zaman Tonguç x yaşında bu vatandaşta ne olacak? x eksi a yaşında olacak. E Tongül'ün yaşı neymiş arkadaşım? 7 yaşındaymış. O zaman x eksi a 7 ise taraf tarafa toplama yaparsam. Bakın a'lar birbirini götürür. 3x eşittir 48. x eşittir 16 olur ve buradan x'i bulmuş olurum. Ama bana neyi soruyor? Tonguç'un bugünkü yaşını soruyor. Arkadaşım x e, 16 da x 16 da 16 eksi a 7 olduğuna göre o zaman a da buradan kaç olacak? 9 olmuş olacak. Bakalım doğru mu? a 9 verirsem e burası da 2 kere 16 32. Doğru yapmışız. O zaman a'yı da 9 bulduk. Hala bitmedi. Çünkü Tonguç'un bugünkü yaşı arkadaşım x artı a'ydı. O zaman Tonguç'un bugünkü yaşı x'im 16. ...a dediğim şeyde 9... ...o zaman cevabı da 25 olmuş olacak. 1'i 25, 1'i 16. 9 sene önce 16 arkadaşımız. 9 geri giderse 7 kalır dedik. Ve bu kısmı da bitirmiş olduk. Çok güzel soru. Bunu sadece şu sistemi Tonguç Akademi'de... ...Samet Hoca'dan dinlersin. Başka da YouTube'da böyle, böyle bir... E, ...yaşındayken sorusunun böyle bir çözüm tarzı yok. Bu da aklında olsun. Bence bu da çok hızlı, pratik bir denkleme dönüşüyor. Çok güzel çözmüş oluyorsun soruyu. Geldik yüzde problemini. Artık söylemek istemiyorum. Yüzde problemleri yüzde yüz çıkar arkadaşım. Yüzde problemlerini soracaklardır. 300 santimetre uzunluğundaki bir kumaş iki parçaya ayrılıyor. Allah Allah. Birinci parçanın yüzde ikisi, ikinci parçanın yüzde sekizinden üç santim fazla. Ya bir dakika şimdi. 300 metrelik bir top kumaş var. Ben ne yapıyorum? İki parçaya ayırıyorum. Birisi yüzde iki, birisi yüzde sekiz oluyor. O zaman bak yüzde sorusu ya. Ben de diyorum ki Birinci parça 100A olsun. ikinci parça 100B olsun. E bunların toplamı ne? 300 mü? E arkadaşım her tarafı 100'e bölersen A artı B 3 mü? Bakın şimdi A artı B'nin 3 olduğunu buldum. Peki birinci top kumaşa ne demiştik? 100A. İkinci top kumaşa ne demiştik? 100B demiştik. Yüzde ikisi nedir? 2A'dır. Peki yüzde 8 nedir? E 8B'dir. Bana diyor ki birinci parçanın yüzde 8'inden 3 santim fazla diyor. %8'inden 3 santim fazlaymış. O zaman böyle bir sistem elime gelmiş oldu. Peki şunu toparlarsak şöyle mi olacak? 2A eksi 8B eşittir 3'müş. Bunu da hallettim. Hallettikten sonra peki ben neyi biliyorum? A eksi B'nin de 3 olduğunu biliyorum. Çok pardon. A artı B'nin de 3 olduğunu biliyorum. Bana büyük parçayı soruyor. Şu an kimin büyük olduğunu anlayamıyorum. Çünkü hiç kimse hiçbir fark yok. Ha, %2'si ikisinden büyükse o zaman demek ki birinci parça daha büyük gibi gözüküyor. O zaman ben A'yı bulmaya çalışayım. A'yı bulmaya çalışırsam bunlar birbirine eşit olduğu için 2A eksi 8B eşittir. A artı B dersem attım bunu karşıya A eşittir 9B olur. O zaman da A eşittir 9B ise hemen şuradan da yaparım arkadaşım. Bak çok dikkat et şimdi. O A artı B 3 ise o zaman 9B artı B. A'nın yerine 9B koydum. 3 ise o zaman 10B nedir? 3'tür. Bak 10B 3 ise o zaman top kumaş ne oluyor? 100B eşittir 30 oluyor. Onunla çarptım. Diğeri de ne olmuş oluyor? 270 olmuş oluyor 100B'si. Bakalım doğru mu yaptık? Bunun %2'si, %2'si ne arkadaşım bunun? %2'si Yüze böl 2 ile çarp 5.4 oluyor. Bunun yüzde 8'i bakın bunun yüzde 8'i ne? 2,4 oluyor. 3 santim eklersem de o zaman ne oluyor? Bu da 5,4 oluyor. Bak zorlayıcı bir soru gibi gözüküyor. Aslında hiç soru bir şey yok. A artı B'yi biliyorsun. 2A artı 8B'yi biliyorsun. Buradan da at karşıya bir tane 2 bilinmeyenli denklem. Bir 2 bilinmeyen denklem. 2 tane 2 bilinmeyenli denklem ne olur? iki tane iki bilimlem denklem sana soruyu çözdürür arkadaşım dedim ve geçtim. Bak bir an şüpheye düştüm. Acaba doğru mu yaptım diye. Evet gerçekten doğru yapmışız. Yüzde ikisi e, yüze böl 2,7 2 e, ile çarp 5,4 doğru. E, 5, bu ne? Yüzde sekizi 2,4 3 ekle 5,4 oldu. Ama güzel bir soru. Nasıl? İşte bak parçalara yüz dersen olayı toparlıyorsun. Ve buradaki denklemlerin çok basit denklemler çıkıyor. Gördüğün gibi sonunda toparlarsan 10B3 çıkarsa e, onu 10 çarparım. 30 bulmuş olurum. Güzel bir soruydu. Bu soruyu da geride bıraktım. Geldim bir başka soruma. Bakın karışım sorum var. işçi sorum var. Hız sorum var. Ve son adında geometri sorun var ve yazılı provamı bitiriyorum arkadaşım dedim geçtim. Grafikte A ve B karışımlarındaki tuzlu miktarı gösterilmiştir. Bakın grafik sorusu da sorulabilir. A'dan 400, B'den 100 gram alıp karıştırılıyor. Bir dakika şimdi. Bir dakika. A'da grafiğe göre ne oluyor arkadaşım? Bak grafiğe göre karışımdan bakın A'nın karışımı bana karışımın tuz tuz oranını soruyor. Tuz diyelim. Bakın A'dan karışım olarak A'dan A şurası 20'ye 80. Yani 100 gramlık bir karışım yapıyorum ve bunun içindeki tuz oranı 20. E 400 gram alırsam ben ne demiştim homojendi 4 katına çıkarsa tuz da 4 katına çıkar o zaman ne oluyor arkadaşım? 400'de 80 oluyor. Aynısını B için yaparsam B'nin karışımı ve neyi olacak? Tuzu olacak arkadaşım. Karışım ne? B'deki karışımım ne? 40 burada var 60 burada var. Aa yine 100. 100 ise bunun ne kadarı tuzlu? 40'ı. Bakın bunun ne kadarı tuzlu? 20'si tuzlu. E benden ne istiyor? B'den de 100 al diyor. A 100 alırsam e bu da böyle 40 gelirmiş zaten. E o zaman toparlayalım. Bunları karıştır diyor. Yeni karışımımda bakın karışım ve tuz. Hemen parçaladım. 100 burada, 400 burada etti mi sana 500? 40 burada, 80 burada etti mi sana 120? O zaman demek ki benim oranım 500'de 120 olacaktır de 120 isem arkadaşım ben. de 120 isem o zaman yüzde kaçımdır diye soruyor. E tabii ki de 5'e bölersen yukarıyı da 5'e bölersen yüzde 24 oranında bulursun. Zaten bunun oranı yüzde 20 idi. Bununki yüzde 40'tı. Zaten 4'e 1 oranında bölersen oraya ne olacak? Yüzde 24 olmuş olacak. Bana da soruda bunu soruyordu. Bunu da halletmiş oldum. Geldik işçi problemlerine. İki işçiden bakın bunlara yine söylüyorum arkadaşlar. Bunlar yazılıda çıkması lazım. Hocalarımız bize yazılıda ne yapması lazım? Kesinlikle ve kesinlikle bütün soru problem, bütün problem tiplerinden sorması lazım. Dedim geçtim. İki işçiden birincisinin birincisi bir işi tek başına dokuz günde. ikincisi aynı işi altı günde yapabiliyor. İkisi birlikte bir dakika şimdi. Öyle bir iş düşünün ki biri dokuz biri altı günde yapabiliyor. O zaman sen bu işe ortak kat 18x'lik bir iş olsun de. Ve bu adam günde 2x iş yapsın, bu adam günde 3x iş yapsın. Bakın 18x 18x'lik bir işi bu da bitiriyor, bu da bitiriyor. İkisi birlikte işe başladıktan 2 gün sonra bakın ikisi işe başlıyorlar. 2x 3x başladıktan sonra ne oluyor arkadaşım? 2 gün geçiyor. 2 gün geçince bu adamlar ne yapmış olur? 10x'i bitirmiş olurlar. Bak 10x'i bitirdim ben. E, bu bitti. Bak 10x bitti. Peki geriye ne kaldı? 8x kaldı. Şimdi bunlardan birisi hasta olacak. Rahatsızlanarak işi bırakıyor. Kim? İkisi birlikte ikişe başladıktan sonra ikinci işçi. İkinci işçi neydi? 3x yapıyordu. Artık sen iptalsin. İşlere kimle devam ediyorum? Bu vatandaşla. E peki arkadaşım 8x'lik iş kaldı. Ben günde 2x'lik iş yapabiliyorum. Kaç günde biter? 4 günde biter dedim ve olayı bitirmiş oldum. İşte bu kadar arkadaşım ortak ekok yöntemiyle demek ki nasıl bir iş bu 9 günde 6 günde bitiyor 18 x'lik bir iş olsun dediğim anda olayı çok güzel bir şekilde bitirmiş oluyorum haberin olsun. Ve geldik biraz önce söylediğim gibi problemlerde son soruma geldim. Son soruyu da yapıp bitiriyorum. Bakalım saatteki hızları 80 kilometre ve 20 kilometre olan iki araç aynı anda A ve B şehirlerinden C şehrine doğru harekete başlıyorlar. Bakın 80 ile 20. B'den hareket eden araç C'ye varıp hiç beklemeden geri döndüğünde diğer araçla B kentinde karşılaşıyor. Şimdi arkadaşım bak şimdi. Olaya bak şimdi. Şimdi sen buraya A dersen, sen buraya B dersen o zaman şöyle bir şey olacak bak şimdi. Burada olay neymiş? C B'den hareket eden ne yapıyor? C'ye varıp hiç beklemeden geri dönüyor ve buna burada yetişiyor. B'de karşılaşıyorlar. E bu adam o sırada ne yapıyor? Bu yolu geliyor. Peki bunlar aynı anda bu işi yapmıyorlar mı? Aynı anda yapıyorlar. O zaman x eşittir v çarpı T'ydi. E sen x eşittir v çarpı t'yi çekersen x bölü v eşittir t mi? E bunların ikisinde t'si eşitse o zaman ikisinin de x bölü v'si de eşittir. x bölü v'si eşitse Birinci yolum benim neydi? A'ydı. Hızım neydi? 80'di. Eşittir. Benim ikinci e, ikincisinin gittiği yol ne? Bak gittiği yol 2B. Peki hızı ne? 20. O zaman işte bana da ne soruyor bu arada? AB bölü BC'yi A bölü B'yi soruyor. O zaman ben bir toparlayayım sonrasında yaparım. Bunlar ne oldu? 4'e 1 oldu. E, i̇çler dışlar yaparsak A eşittir 8B oldu. Bana A bölü B'yi sorduğuna göre her tarafı B'ye bölersem bak her tarafı B'ye bölersem A bölü B eşittir 8 olmuş oldu dedim geçtim. Demek ki burası buranın 8 katıymış arkadaşım. Mesela şöyle düşünebiliriz. Bakın burası 80 ise burası 10 kilometreymiş gibi düşün. Bakalım aynı anda varıyorlar mı? Evet gerçekten de bakın ne yapmış olacak? Bu 10 gitti, 10 geldi, 20 kilometre gitti. Bu da 80 kilometre, 1 saat, 1 saat, ikisi de tam 1 saatte gerçekten de burada ka ka karşılaşmış oluyorlar. A bölü B'yi de 8 buldum. Yani sorularımızın tamamı hız probleminde. Lütfen şaşırmayın. X eşittir, V çarpı taydan gelir. Ya yollar aynıdır, ya zamanlar aynıdır. Çekersin, iki şeyi birbirine eşitlersin ve olayı bulursun dedim ve geçtiğim. Nereye geçtim arkadaşım? Üçgende açıya geçtim. Dediğim gibi bir soru sorarlar üçgenden. O da üçgende açı olacağını düşünüyorum. Buradan da güzel bir şekilde soruyu yapma, yapabileceğini düşünüyorum. Bak şimdi A, B, A, C eşitmiş. O zaman ben şunu bir maviyle çizeyim. A, B, A, C eşit. Tamam. O zaman şu açıyla şu açı birbirine eşit. Devam ediyorum. Bir de arkadaşım A, E ile bakın A, E ile neresi eşit? A, D birbirine eşitmiş. Eyvallah o da tamam diyelim. Bana da DAC'nin ne olduğunu soruyor arkadaşlar. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ben şuraya bir alfa dersem. Ben buraya alfa dersem. E burası da alfa mı? Alfa. Peki şurası ne arkadaşım şurası? Burası da alfa artı 15 mi? Ne demiştik? İki iç açının toplamı diğerinin dışına eşitti. E burası da alfa artı 15 mi? Alfa artı 15. Bunu da hallettim. Peki Burası al alfa artı 15. Burası da alfa artı, e, alfa artı 15. Burası da alfa artı 15. İkiz kenarlıktan geldi. Niye? Çünkü görenler birbirine eşitlerdi. Bana da bu arada soruda D, A, C'yi söylüyor. Yani şuraya da beta dersem olay oradan kopacak. Şimdi bir şey dikkatinizi çekmesi lazım arkadaşlar. Şurada bakın şöyle bir şey var. Burası alfa, burası beta ve şurada da tamamında bir açı var bakın. Şöyle şuraya D dersem şuranın tamamında alfa artı 15 artı 15'ten alfa artı 30 diye bir açı var. Peki bu açı varsa arkadaşım çok dikkat et şimdi. O zaman iki iç açının toplamı diğerinin dışı mıydı? O zaman alfa artı beta eşittir. Alfa artı 30'sa alfalar birbirini götürür. O zaman ne olmuş olur? Beta eşittir 30 olmuş olur. Zaten bize de betayı soruyordu beta da ne bulmuş olduk? 30 derece olmuş olduk. Hatta daha düzgün yazarsam DAC'nin de ne olmuş olduğunu buldum. 30 derece olmuş olduğunu buldum dedim ve ne yaptım? Sorularımı bitirdim arkadaşım. Bak soruları bitirdim. Şimdi ödüllü soruya geçeceğim. Ödüllü soruda da yine arkadaşlar çok dikkat etmeniz gereken sınavda çıkabilecek bir soru koydum. Ve son olarak da şunu söyleyeyim arkadaşım. Lütfen yazılı kampını çok iyi takip et. Yazılı kampı takvimim neredeydi? O da buradaydı. Lütfen yazılı kampımı çok dikkatli takip et arkadaşım. 6 gün boyunca müthiş bir yazılı kampı ve lütfen ödevlerini yap. Özellikle de yazılı soruları var ya şu arkadaki yazılı sorularını yaparsan süper olur dedim ve artık olayı bitirdim. Ne dedik? Buradan kesin çıkar. Ne dedik? Yazılıda sorarlar. Ne dedik? Buradan soru gelir dedik ve de hoca sorar dedik. Gördüğün gibi hocaların aşık olduğu sorular ve öğrencilere kesin sorular, yazılı soruların hepsini göstermiş olduk. Artık benim diyeceğim bir şey kalmadı arkadaşım. Söz benden çıktı. Artık söz sırası sende. Yazılıda göster kendini. Lütfen ödülü sorunun cevabını da bul. Bulmaya çalış. Çünkü yazılı sorularından biri de bu da olabilir. Aklında olsun. O yüzden bu soruyu da buraya bıraktım. Cevaplarını yorumlara bekliyorum. Like butonunu kırmayı unutma. Sizleri sevdiğimi hiç unutmayın. İnşallah yazınız güzel geçer. Ve diğer derslerde görüşürüz